Hepinize merhaba. Bugün sizlere filmi çıkmış ve benim de çok sevdiğim serileri göstermeye geldim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Sizlere ilk göstereceğim seri şu şekilde Labirent serisi. İlk kitabımızın adı Ölümcül Kaçış. İkinci kitabımızın adı Alev Deneyleri. Üçüncü kitabımızın adı ise Son İsyan. Ve Deli Saray adına şöyle bir yan kitabımız da var. Bu kitap üçüncü kitapla aynı zamanda geçiyor. Bu kitapların yani bu ilk üçlüden sonra dördüncü ve beşinci kitapları da var. Ama onlar ilk üçlüden öncesini anlattığı için ben onları almamıştım. Onları da en kısa sürede almak istiyorum. Bu seri distopik bir seri. Konusundan biraz bahsedecek olursak. Kitabımızda Thomas adında bir çocuk var. Bu çocuk bir gün bir asansörde uyanıyor. Ve o asansör onu Kyran adında duvarlarla çevrili bir alana çıkarıyor. Thomas geçmişini, nereden geldiğini, ailesini, kendisine dair hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece adını hatırlıyor. O alanda ondan başka çocuklar da var. Onlarla birlikte aslında bu seri boyunca Kyran'dan kurtulmaya çalışıyorlar. Serimize bunu anlatıyor aslında. Dediğim gibi distopik bir seri. Kesinlikle 12 yaş üstündeki bütün arkadaşlarımın bayılacağını düşündüğüm bir seri. Şahsen ben sanırım distopya okumaya bu kitaplarla başlamıştım yani ve ondan sonra da distopiyi çok sevdim gerçekten. Hemen ikinci serimize geçelim. Bu serimizin adıysa Narnia Günlükleri serisi. 7 kitaptan oluşuyor. Şu şekilde. İlk kitabımız Büyücünün Yeğeni. İkinci kitabımız Aslan Cadı ve Dolap. Üçüncü kitabımız At ve Çocuk. Dördüncü kitabımız Prens Caspian. Beşinci kitabımız Şafak Yıldızının Yolculuğu. Altıncı kitabımız Gümüş Sandalye. Ve yedinci ve son kitabımız Son Savaş. Bu seri ise fantastik bir seri. 10 yaşın üstündeki herkesin kesinlikle okuyabileceğini düşünüyorum. Tavsiye başlangıç olarak da çok güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Aslan çocuklar için yazılmıştır ancak ben 7'den 70 herkesin okuyabileceğini düşünüyorum. Konusuysa aslında Narnia adında bir dünyanın kurulmasıyla başlıyor. Ama bu seride şöyle bir özellik var. Serinin ilk kitabı olan Büyücünün Yeğeni aslında 6. sırada yazılmıştır. Yani aslında serinin ilk yazılan kitabı 2. kitabının Aslan Cadı ve Dolap'tır. Kitap ise 4 adet kardeşin Narnia diyarını bulmasını anlatıyor. Dediğim gibi herkesin seveceği bir seri olduğunu düşünüyorum. Ben okurken çok eğlenmiştim bu seriyi. Son serimiz ise Yeşilin Kızı En serisi. Bu serinin de bir dizisi bulunmakta. Aynı zamanda Narnia Günlüklerinin filmi bulunuyor. İlk sanırım 2. 3. ve 4. kitaplarının filmi bulunmakta. Yeşilin Kızı En serisinin ise bir dizisi bulunmakta. Ben dizisini henüz izlemedim ama çok güzel olduğunu duydum. Bu seri aslında sanırım 8 ya da 9 kitaptan oluşuyor. Çok güzel bir seri. Bu serimiz de ne fantastik ne distopya serisi. Daha çok klasik diyebileceğimiz bir seri bence. Serimiz Matilda ve Matthew adındaki iki kardeşin yetim bir çocuk olan Anne evlatlık edinmesiyle başlıyor ve bundan sonra kitaplarda da Anne'in hayatını okuyoruz. Aslında Anne'in büyümesini, çocukluğunu, gençliğini, yetişkinliğini falan okuyoruz. Ve bence gerçekten çok güzel bir seri. İlk kitabımız şu şekilde. Böyle. Ben henüz ilk 3 kitabı okudum ama ilk 3 kitabımı kesinlikle tavsiye edebilirim. 11 yaşın üstündeki bütün arkadaşlarımın çok seveceğini düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar da. Sonraki kitap bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.